İzmir'in simgelerinden olan tarihi asansör için ihalesi onaylanan yürüyen merdiven projesi yürürlüğe girdi. Şu anda bulunduğum konumla görmüş olduğunuz 72 adet basamak için yürüyen merdiven projesi düşünülüyor. Ancak mahalleli ve İzmir halkı ise oldukça tepkili. Tepkilerini göstermek adına da mahallenin girişine pankart astılar. Mahalle sakinlerinin itirazına rağmen projeden vazgeçilmemesi, tarihi dokuyu yıkmak bu kadar kolay mı endişesini akıllara getiriyor. Bir sabah gelindi, burada bir harfiyat çalışması yapacağız, burayı kapatacağız, 50 santimetre size yürüyüş bir alanı bırakacağız. İşte 3 ay boyunca doğalgazınızı keseceğiz, gerekirse suyunuzu da keseceğiz. İşin ne zaman biteceğini sorduğumuzda ucu açık yani. Merdivenlerin olduğu yerde ev sahibi olan mahalle sakinleri bize kimse bir şey sormadı. Biz de belediyeye dilekçe yazdık. Yürüyen merdiven istemiyoruz diyerek projeyi istemediklerini dile getirdi. Okul yolu, ben çocuğumu rahatça bırakıyorum ama burada bir yürüyen merdiven olduğunu acaba düştü mü, bir yerini kıstırdı mı ki AVM'lerde çocukların yürüyen merdivende başına neler geldiğini hepimiz görüyoruz. Yarın bir gün yağmur yağdığı zaman buradan böyle sular akıp gidiyor, onu çalışacağını hiçbirimiz düşünmüyoruz. Bize hiç sorulmadı. Ondan sonra burada ölçüler alınırken sadece bakıyoruz, sadece ölçü alıyoruz. Niye sordunuz, mahalle muhtarı mısınız gibi bize bir çıkışma yapıldı. Ki mahalle muhtarının da haberi yokmuş bundan. Yapılması hedeflenen projede mahalle sakinlerine basamakları sadece çıkmak için yürüyen merdiven yapılacağı, inmek içinse 50 santimetrelik bir alanda yaya yolu olacağı açıklanmış. Dokunması daha güzelleşirseler ama. Ülkelerden burayı dönmek için. Turistik ve tarihi dokunun bozulup ranta kurban olmaması için seferber olan İzmirliler yetkililere çağrıda bulundu. İmza kampanyası başlataraksa yürüyen merdiven projesini desteklemediklerini ifade ettiler. Sen çok var ya. 96 tane var. 96 mı?